Hiç kral ya da devlet başkanı olmayı hayal ettiniz mi? Yeryüzünün neredeyse her metrekaresi hali hazırda birisi tarafından yönetildiği için imkansız görünüyor, öyle değil mi? Pek değil. İşte hiç kimseye ait olmayan bazı bölgeler. Yani kapılmaya hazırlar. 1 numara. St. Angelo Kalesi'ndeki Şövalye Malikanesi. Adında şövalye ve kale gibi kelimeler geçen bir yeri bir hükümdar gibi yönetmekten daha iyi bir his var mıdır? Şimdi bu tarihi yer resmi olarak İtalya'nın güneyindeki küçük bir ada devleti olan Malta'da yer alıyor. Ve resmi sahibi Malta. Fakat isterseniz onu bir şekilde kiralayabilirsiniz. Hatta 1998 itibarıyla gelecek 99 yıl için Hospitaller şövalyelerine kiralandı. Bu adamlar, yani şövalyeler, temelde bir ülke, üstelik resmi olarak da tanınıyorlar ve sahip oldukları tek toprakları kiralık. Aslında Malta Devleti bu kiralama anlaşmasını ilk 50 yıldan sonra istediği zaman iptal edebilir. Bu da 2047 yılı itibarıyla demek oluyor. Yani sanırım bir sonraki kiracı olmak için sıraya girebilirsiniz. Ama düşündüm de belki de bu ülke sahip olduğu tek toprağı elinde tutmak isteyebilir. Alabileceğiniz başka hangi bölgeler var bir bakalım. 2 numara. Lagoan Adaları. Lagoan Adaları bir Grand Duke'luk olsa da yüz ölçümünün büyüklükle pek bir alakası yok. Burası İngiltere Portsmouth'ta Baffin's Pond'un ortasındaki 3 adada kurulmuş bir mikro ulustur. Bu toprakları kendi dükalığı olarak ilan etme fikri bir okul öğretmeni olan Louis Robert Harold Stephens'ın namı diğer Grand Duke Louis aklına 2005'te gelmiştir. Bu adaların resmiyette İngiltere'nin bir parçası olarak geçmediğini öğrendikten sonra kendisinin yönetebileceğini düşündü. Dükalığın ulusal bayrağını, marşını ve hatta resmi tarihlerinin listesini görebileceğiniz resmi bir internet sitesi bile var. Ancak site uzun bir süredir aktif değil ve adalar ıssız. Etrafınızın ördeklerle çevrili olmasının bir sakıncası yoksa, bir sonraki Lagoan Adaları Büyük Dükü siz olabilirsiniz. 3. Liberland. Bu, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki yaklaşık 7 kilometre kare boyutunda sanal bir devlet. Bölge, 1947'den beri Hırvatistan ve Sırbistan arasında süregelen bir tartışmanın konusu ve 2015'te Çek bir politikacı ve aktivist olan Vít Jedlička öylece gelip bu bölgeyi egemen Liberland Devleti olarak ilan etti. Resmi sitesine göre Liberland, anayasal bir cumhuriyet. Devletin bir devlet başkanı, bu Vít Jedlička'nın kendisi, 2 başkan yardımcısı, 5 bakanı, kendi bayrağı ve para birimi ve hatta şiarı bile var. Yaşamak ve yaşatmak. İşin garip tarafı, Liberland'de aslında kimse yaşamıyor ama devletin sitesinden vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Bu arada acele etseniz iyi olur. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki bu topraklar ne kadar küçük olsalar da taşınan başkaları da olabilir. Enklava Krallığı ve Celestinia Prensliği, ki onlar da birer mikro ulustur, bugünlerde Liberland yakınlarındaki bölge için mücadele ediyorlar. Ama ne tuhaf değil mi? Bunları haberlerde hiç duymuyorsunuz. 4 numara. Bir Tavil. Daha sıcak bir iklim tercih ediyorsanız, Kuzey Afrika'da Mısır ve Sudan arasında bulunan 2070 kilometrekarelik sahipsiz bu bölgeye bakın derim. Bir Tavil'in asıl anlamı uzun su kuyusudur. Bu yerin kupkuru bir çöl parçası olduğu düşünüldüğünde, büyük olasılıkla bol bol H2O'ya, suya ihtiyacınız olacaktır. Kendine toprak arayan potansiyel hükümdarlar için çekiciliği sanki daha az gibi ama bu gerçek, Amerikalı Jeremiah Hayton'ın topraklar üstünde hak iddia etmesini engellemedi. 2014'te buraya Kuzey Sudan Krallığı adını ve kızına da devletin prensesi unvanını verdi. Çünkü kızı hep prenses olmak istemişti. Hayton oraya gitti ve bölgeye bir bayrak dikti. Bir yıl sonra Hint iş adamı Suyash Dixit kendisini Dixit Krallığı'nın hükümdarı olarak ilan etti. Anlaşıldı ki bu krallığın toprakları kazara ya da değil Kuzey Sudan Krallığı'ydı. Tolkien'in kitaplarından etkilenen birkaç Rus turist de bu toprakları Orta Dünya olarak ilan ettiler ve oraya bir Rus bayrağı diktiler. Bu ilanlardan hiçbiri hiç kimse tarafından tanınmadı. Yani çölün hükümdarı olmak için hala şansınız var. 5. Rockhole. Gerçek bir dağ adamıysanız Atlantik Okyanusu'ndaki bir kaya parçası ilginizi çekebilir. Sadece 17 metre yüksekliğinde ve bir hokey pistinin yarı boyutunda olan Rockhole, başlangıçta o kadar özel görünmüyor. Adacıkta hiçbir zaman temiz su olmadı ve tek sakinleri de yalnızca uzun uçuşlar sırasında dinlenmek için orada duraklayanlar. Hayır,
Sürekli uçan yolculardan değil, kuşlardan bahsediyorum. Hatta öyle ki İskoç politikacı William Ross, aya ayak basan insanların Rakola gelenden daha fazla olduğunu söylemiş. Kulağa denizin ortasındaki işe yaramaz bir granit kütlesi gibi geliyor, değil mi? Ah, ama daha fazlası var. Bilim insanları kayanın altındaki kıtasal plakada tonlarca petrol rezervi olduğunu söylüyorlar. Bu da Rakol'u gezegendeki en çekici kaya yapıyor. 1955'te İngiltere tarafından üstünde hak ilan edildi ama İrlanda oranın kendilerine ait olduğu konusunda ısrarcı. Hazır bu iki ülke kime ait olduğunu tartışırken belki de aradan sızarak Greenpeace'li aktivistlerin 1997'de Waveland dediği yerde siz hak ilan edebilirsiniz. Ant içen herkese vatandaşlık vermeyi bile teklif ettiler. Ya da kayayı işgal etmeye karar verirseniz kendi ülke isminizi bulabilirsiniz. 6 numara. Ailsa Craig. İşte İngiltere'deki bir başka granit parçacığı daha. Ama bunu satın alabilirsiniz. Ailsa Craig günümüzde bir İskoç asilzadesi ve 9. Ailsa markisi olan David Thomas Kennedy'ye ait. O da onu tam 1,5 milyon pound'a ya da yaklaşık 2 milyon dolara satıyor. Mayıs 2011'de ilk kez satışa konulduğunda bu fiyat 1 milyon pound daha yüksekti. O halde hazır fırsatınız varken alsanız iyi olur. Evet, tabii müsaade ederseniz 2 milyon papel çekip hemen geliyorum. Şaka bir yana, Paddy'nin mil taşı olarak bilinen kubbe şeklindeki ada, üzerinde harabe halinde bir kale, küçük bir kulübe, bir deniz feneri ve bir granit ocağı bulunan 90 hektarlık oldukça küçük bir toprak parçasıdır. Eğer curling hayranıysanız burası ilginizi çekebilir. Ailsa Craig'deki kayalar günümüzde dünyanın dört bir yanında kullanılan curling taşlarının çoğunluğunun ana kaynağıdır. Ayrıca burası ıssız da değil. Yaklaşık 36 bin üreme çiftiyle dünyadaki en büyük sümsük kuşu kolonilerinden birinin evidir. Bu kuşlarla Kraliyet Kuşları Koruma Derneği yakından ilgilenmektedir. Yani kuş komşularınızı kontrole gelen sıkı ziyaretçileriniz olacaktır. 7. Mary Bird Toprakları. Pekala, ufak tefek adacıklar ve sınır bölgelerinden bu kadar bahsettiğimiz yeter. Hadi biraz büyük düşünelim. Fransa, Almanya, İtalya ve Büyük Britanya'nın birleşiminden daha büyük arazisiyle kimsenin aidiyetinde olmayan yeryüzündeki en geniş topraklara ne dersiniz? O zaman Mary Bird topraklarına bir bakın. Umarım soğuğa aldırmıyorsunuzdur çünkü burası Antarktika'da ve yerleşime elverişli olmayan karlı geniş bir alandır. Bu sizin için sorun değilse kutup ayılarını ve penguenleri yönetmek için doğmuş olmalısınız. Ayaksi kutup ayıları kuzey kutbunda takılıyorlardı değil mi? Evet. Orada pek fazla penguen de göremezsiniz çünkü sadece kıyıda yaşarlar. Gezegenimizin sunduğu en sert iklime sahip bir bölge için çok fazla rakibiniz olmayacağını düşünebilirsiniz. Ama işte bir sürpriz daha. 2001'de Amerikalı Travis McHenry orada bir mikro ulus kurdu ve kendini West Arctica Büyük Dükalığı'nın hükümdarı olarak atadı. Ağustos 2018 itibarıyla bugünün West Arctica hamiliğinin 2000 kişiden fazla nüfusu var. İyi haber şu ki hiçbiri orada yaşamıyor ve McHenry'nin ilanı hiçbir hükümet tarafından tanınmadı. Yani kim tutar sizi? Tabii o kadar hevesliyseniz. 8 numara. Ay. Bir yerin hükümdarı olmak için yeryüzü size yetmiyorsa muhtemelen ayın da kimseye ait olmadığını biliyorsunuzdur. Pek yakında hak iddia etme şansınız da olabilir. Yani Rus Uzay Ajansı Roscosmos gibi NASA'nın da 2020'de Ay'a dönme ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs inşa etme planları var. Hatta 2030 itibarıyla insanlı bir koloni kurma planları da var. Öyleyse kendinize sadece 50 pound'a ya da 65 dolara birkaç hektar satın almanın tam sırası. Anlaşmayı yapmak için Sue ve Francis Williams'ı görün yeter. Çiftin İngiltere Cornwall merkezli Moon Estates adında bir şirketi var. Bu pazarla ilgileniyorsanız Mars ve Venüs'te de toprak sunduklarını söyleyelim. Buradan toprak satın alanları, üstünde hiçbir yaşam olmayan uydumuzun üzerindeki 81 bin hektardan fazla alanda yatırım yapmaya çoktan ikna ettiler bile. Asla bilemezsiniz. Yarın öbür gün o fiyatlar yükselirse başınızı taşlara vurabilirsiniz. Kimseye ait olmayan topraklardan hangilerini tercih edersiniz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Olumlu Bak kanalında seyredebileceğiniz daha bir sürü harika video olduğunu unutmayın.